Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Tabi dün oynanmış olan derbi maçı vardı biliyorsunuz. Beşiktaş Galatasaray, biraz buna değineceğim. Vakayemen'in sözleşme durumu ne alemde, neler yapılıyor, hangi aşamada, bununla alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Bakasetas'ın sözleşmesindeki madde can sıkıyor mu? Bence sıkıyor. Biraz kafa karıştırıyor mu? Karıştırıyor. Biraz buna değineceğiz. Tabi sizlerden gelen sorular var. Profil resimlerinizi koyacağım arkadaşlar. Aynı zamanda da isimlerinizi söyleyerek sorularınızı cevaplandıracağım. Genelde aynı tip sorular geldi. Hepiniz 3 aşağı 5 yukarı şu an izleyen arkadaşlar tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle maçın beraber bitmesini istiyordum ben dün akşam oynanan. Beşiktaş Galatasaray maçı inşallah beraber biter diye de dua ettik ki penaltıyı da kaçırdı. Dedim Galatasaray bu penaltıyı atarsa bu maç 2-2 biter dedik. Penaltıyı kaçırdı. Kaleci Ersin'i tebrik ederim. Çok iyi bir kurtarış yaptı. Şimdi Beşiktaş'a gideceğiz biz bir hafta sonra. Beşiktaş maçından önce tabii ki de Rize Spor maçı var. O da 3 puan, o da 3 puan. Bütün maçlar çok önemli. Özellikle Beşiktaş'a gitmeden önce Rize Spor'u daha da bir anlam kazandı. Şimdi biz yarından itibaren Rize Spor videoları çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Zaten hemen hemen her gün videomuzu çekiyorum. Sizlerle bir şekilde paylaşım yapmak istiyorum. Değerlendirmeler yapmak istiyorum. Günlük güncel konuları değerlendiriyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş kendi sahasında çok iyi oynuyor. Taraftarı da arkasını alıyor ve çok coşkulu bir takım. Şimdi Allah yukarıda, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Sizler de düşüncenizi lütfen videoya ekleyin. Ben Beşiktaş'ın kazanmasını hiç istemedim. Bir Beşiktaş'a gidecektik. Haftaya, önümüzdeki hafta Hatay'la oynuyor. Sonra biz gideceğiz. İki tane zor maç. Hatay'da biliyorsunuz 20 puanda. Hani bir kaosa girebilirler miydi? Bir özgüven kaybolur muydu diye ben Beşiktaş'ın kazanmasını istemiyordum ki. Biz en çok rakip gördüğüm takım da Beşiktaş arkadaşlar. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve çok coşkulu oynayan bir takım. Fenerbahçe biraz sıkıntılı gibi görüyorsunuz. Bizden iyi bir takım değil. Galatasaray aynı şekilde bizden iyi bir takım değil. Beşiktaş bizle biraz kafa kafaya böyle sanki onların hücum hattı da bizim gibi zengin. Onlar da her takıma gol atabilecek gibi oynuyor. Coşkuları, birlik ve beraberlikleri onların da iyi gibi gözüküyor. Bu benim gözlemim. Sizin gözleminizi de siz iletirseniz okuyorum tek tek elimden geldiğince diye düşünüyorum ama önemli olan bu zor rakipleri devirmek. İnşallah Trabzonspor takımımız da Beşiktaş'ı kendi sahasında devirirse ki zaten o zaman yakın meşaleleri, yani o zaman verin coşkuyu arkadaşlar. Şimdi bu maçı geride bırakıyorum. Çok fazla taktiğe, tekniğe girmemize gerek yok. Bizi çok fazla ilgilendiren bir durum yok. Çünkü bizi skorlar ilgilendiriyordu. Beşiktaş takımının hani kazanması biraz kötü oldu diyebilirim sadece bu maçla alakalı. Şimdi öncelikle Bakasetas'ın bir 12 milyon euroluk bir sözleşmesinde bir madde var biliyorsunuz. Şimdi Bakasetas'ın 12 milyon euroluk sözleşmesindeki madde ilk geldiği zaman inanın kimsenin sesi... Ya ses çıkartmazdı. Yani 12 milyon euro versinler alsınlar derdik sonuçta. Bakasetas'a aldığımız para ortada. Hani Bakasetas'tan da bu kadar çok çıkış beklenmiyordu. Evet, Türkiye Ligi'ne sallıyor. Türkiye Ligi'nde muhteşem. Sadece Türkiye Ligi'ni salladığı için Bakasetas bu kadar değerli değil arkadaşlar. Milli takımında da sallıyor. Milli takımına gidiyor, goller atıyor, asistler yapıyor. Bakasetas çok ciddi bir şu an nasıl diyeyim size arkadaşlar, dikkatleri üzerine çekti. Ve şu an bak mesela İtalya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ciddi takımların olduğu konuşuluyor ve Trabzonspor takımımız da Türkiye'nin önemli bir markası. Doğal olarak da Bakasetas da dikkatleri üstünde topladı. Oynadığı lig ortada, attığı goller ortada olunca da Bakasetas değerine değer kattı. Şunu söyleyebilirim ben bununla alakalı. Şimdi biz Vakayeme ile işte Yusuf Sarı, işte Hüseyin Türkmen, takımda bazı oyuncularla sözleşmeler uzatılmak için çaba sarf ediliyor, çaba harcanıyor. Evet ama arkadaşlar, şunu eklemek istiyorum ben. Bakasetas'la da tekrardan bir masaya oturup konuşulabilir mi? Konuşulabilir. 12 milyon euro az para değil. Evet, 12 milyon euro veren gelsin alsın diyebiliriz ama önemli bir oyuncu arkadaşlar. Neden bu 15 olmasın? Neden 16-17 olmasın diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Bakasetas'ın sözleşmesindeki madde 12 milyon euro da az bir madde değil tabii ki de ama genelde ilk başlarda oyuncular bu tarz fiyatlar yazıyor sözleşmelerine maalesef. Bir zamanlar Burak Yılmaz'ın bir 5 milyon eurosu vardı biliyorsunuz. Bu şekilde gitti Galatasaray'a. Gibi gibi arkadaşlar. Bazen hesap edemiyorsun. Aslında bu maddeleri biraz daha uçuk yazmak lazım. 20, 25, 30 yazman lazım diye düşünüyorum ben. Neyse, artık olan olmuş. Bakasetas böyle oynasın, bizi şampiyon yapsın. 12 milyon euroya gitsin diye düşünüyorum. Hiç problem değil. Yeter ki şampiyon yapsın. Şimdi bir diğer konumuz da Vakayeme'nin sözleşmesi ne durumda? Şimdi Vakayeme'nin sözleşmesi ile alakalı en sıcak bilgiyi size vereyim şimdi. Vakayeme sözleşmesi ile alakalı girişimler başlamış. Menajeriyle pazarlık yapılıyor şu anda. Benim anlamadığım tek nokta, şu an 10 hafta oynandı. Araya milli aralar girdi. Nereden baksanız 2,5-3 ay hazırlık kampı falan filan 3-4 aya geldi. Şurada 6 ay sonra sezon kapanacak. Zaten ilk devrenin yarısı kapandı. 6 ay kala biliyorsunuz imza atma yetkisi var oyuncuların herhangi bir X takıma.
Şimdi sözleşme imzalayıp imzalamamak şöyle oyuncunun kafasını karıştırır mı, karıştırmaz mı? Şimdi ben size bir eski futbolcu olarak söyleyeyim. Benim de sözleşmem bitti çoğu takımda. Elime aldım bonservisi gittim başka takıma imza attım. Trabzonspor takımında son 6 ayım kala ben de başka takıma gittim. Şimdi sözleşmen elinde mesela bitiyor sözleşmesi Trabzonspor takımında Vakeme'nin diyelim. Vakeme yeni bir transfer yapmak için gene futbolunu oynayacak. Gene üzerine koyacak. Daha da fazla efor sarf edecek belki daha iyi bir transfer yapabilir miyim diye. Ama arkadaşlar en ufak sıkıntıda da aman benim nasıl olsa sözleşmem bitiyor diyebilir. Tabii bu oyuncunun karakteriyle alakalı. Bazı oyuncular bunu diyebilir. Vakeme der mi demez mi bilmiyorum ama gene de yabancı oyuncuların burada biraz da paraya yönelik olduğunu düşünmek lazım. Unutmamak lazım. Adamlar ta Afrikalardan oradan buradan ailesini, çoluğunu, çocuğunu bırakıyor buralara geliyor. Yani o kadar da benimsemiyorlar arkadaşlar. Tek dezavantajı bu olabilir. Yani ileride biraz ufak bir sıkıntıya geldiği zaman Vakeme aman diyebilir. İleride bir sıkıntılı bir durum atıyorum bir sakatlık olsa zorlar mı risk alır mı? Marakamçık gibi ben oynayacağım hocam. Bakasetas gibi ben oynayacağım hocam der mi? Bir tek kafalarda soru işareti bu ama Vakayeme'nin sözleşmesinde artık uzatılması gerekiyor. Burada futbolu bırak kardeşim gel demeli gerekiyor. Hatta sana biz futboldan sonra iş de vereceğiz burada görev de vereceğiz denmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Marakamçık'la alakalı soru sorduğunuz için Marakamçık'a değinecektim ona değmiyorum. Şimdi soruları açıyorum arkadaşlar. Sorular sizlerden gelen soruları cevaplandırmak istiyorum. Birinci soru Furkan076'dan gelmiş. Abi sezon arası nerelere takviye yapılmalı? O sene bu sene mi demiş. Şimdi çok fazla devre arasında nerelere takviye yapılmalı diye soru geldi. Ben Furkan kardeşimizin sorusunu seçtim. Şimdi bir kere sol bek net. Şimdi ben sol bekle alakalı bir analizim var arkadaşlar ama ben bu analizi vermek istemiyorum. Oyuncu çünkü biraz de hedef göstermiş gibi olacak ama çok ciddi bir analizim var sol bekle alakalı. Trabzonspor takımımızda ben şimdi yani gene Siopis'i dün konuştuğum videomda geriye dönük bakabilirsiniz. Şimdi biz hani orta sahada şimdi Umut Meraş'ı dün izledik maçta Beşiktaş maçında. Bence mükemmel bir futbol oynadı. Gitti geldi gitti geldi. Sol kanadı mükemmel kullandı. Yani 2 milyon euroda 100 bin 50 bin eurolardan dolayı biz Umut Meraş'ı alamadık. Neden Umut Meraş'ı biz alamıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Gidiyoruz. Koyta'ya dünya para veriyorsun. Gidiyorsun plazasına bilmem neye dünya para. Diabete'ye gittik parasını verdik oynuyor Giresun'da şov yapıyor. Flavio'yu gönderdik. İşte yani ben bunları anlamıyorum arkadaşlar. Dorukhan'ı aldık sakatlıkla boğuşuyor. İşte kadronda hiç oynatmayacağın oyuncu Yunus Mallı'yı tutuyorsun. Gidiyorsun atıyorum sol bekin oyuncu almıyorsun. Ben bunu işte eleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi sol bek almamız lazım sol beke. Birinci önceliğimiz o. İkinci önceliğimiz ileride oynayabilecek, kanatta oynayabilecek, forvette oynayabilecek bir oyuncu almamız lazım. Bizim Ekuban tarzında bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Şimdi Vakayememiz, Cervinho'muz var. Evet Abdülkadir Ömür'ün bir kere kanatta çok iyi oynayamadığını hepimiz de hemfikir olduk artık. Ne zaman Abdülkadir Ömür 10 numarada oynuyor o zaman başarılı. Ama Bakasetas gerçeği var. Bakasetas da ne zaman 8 numarada oynuyor bir o kadar kötü oynuyor. Çünkü golden uzak kalıyor. Bakasetas 8 numarada oyuncu kovalamaktan işte ilk topları kullanmaktan dolayı ileride şut atma pozisyonu yakalamıyor. Orta asist yapma pozisyonu yakalamıyor diye düşünüyorum ben. Bir kere bu şekilde orta sahada belki de oyuncu lazım. Belki arkadaşlar sürpriz bir direkt kanat oynayabilen atıyorum sağ kanatta direkt gidip orta kesebilecek bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Ama benim düşüncem şahsen santrafora ve kanatta oynayabilecek bir tane alternatif oyuncuya ihtiyacımız var. Aynı şekilde sol beke net bir oyuncu ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Devre arasında sürpriz oyuncular gelir, sürpriz oyuncular gider. Bakalım bununla alakalı biraz daha süreç daha erken değerlendirmelerimi yapacağım sizlere. Teşekkürler Furkan. YSL Aras kardeşimiz bazı yorumcular bu golcülerle devam edersek şampiyon olmayacağımızı söylüyor. Senin fikrin ne diye sormuş. Şimdi evet gol atmada sıkıntılarımız var mı? Var. Cornelius çok iyi bir santrafor. Koyta zaten sakat. Koyta'yı saymıyorum. Canini çok gezgin oynuyor ama enteresan goller atabiliyor. Bizim Sörloth, Burak Yılmaz tarzında böyle leblebi gibi atacak. Geldi mi atacak bir golcüye ihtiyacımız var. Ben katılıyorum ama bizim takımımızda şöyle bir detay var. Vakeme çıkıyor atıyor. Bakasetas çıkıyor atıyor. Atıyorum stoperden Vitor Hugo geliyor atıyor. Bizim gol dağılımımız böyle olduğu için çok fazla etkilenmiyoruz. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyor takımımızın bence hücum bölgesindeki oyuncular. Hani şampiyon olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Şampiyon yapar bu elimizdekiler. Ama elimizde daha iyi bir golcü olsaydı ne mutlu tabii ki de diye düşünüyorum. İkinci İbrahim 0816. Devre arası takımdan ayrılan olur mu seviliyorsun? Şimdi devre arasında takımdan illaki ayrılacak oyuncular var. Her sene sezon başında, devre arasında, sezon sonunda takımdan ayrılan oyuncular oluyor arkadaşlar. Bizim takımımızdan da ben 3-4 tane oyuncunun gideceğini düşünüyorum. Abdülhoca'nın memnun olmadığı oyuncular var. Mesela Yunus Mallı gidebilir. Abdülkadir Parmak gidebilir.
Hoca İsmail Köybaşı ile bile yol ayırabilir. Ben istemiyorum deyip gönderebilir. Onun yerine bir tane daha sol bek alıp bir de yabancı getirebilirler. Yabancı bir oyuncuyla Koyta'yla dediğim gibi işte yollar ayırabilir gibi gibi bir sürü şey olabilir arkadaşlar. Şimdi Koyta gidecek mi? Giderse nasıl gider? Ya kabul etmezse gitmeye demiş M. Yılmaz. Şimdi Koyta gibi oyuncu sen verdiğin para çok iyi bir para. Koyta'ya sen bu kadar yüksek bir maliyetle oynatırsan, verirsen Koyta bunun altına gitme ihtimali yok. Zaten 3 senelik bir sözleşmesi var yanlış hatırlamıyorsam. Koyta'yı biz diyabete gibi formülü yapacağız arkadaşlar. Göndereceğiz bedava gidecek. Başka takımda bedava oynayacak. Parasını biz vereceğiz. Koyta'ya ben başka türlü gideceğini düşünmüyorum. Adam attı bir kere postu oraya. Daha da gitme şansı yok. Tabi Koyta çıksın bizi keşke utandırsın. Yani siz bana bunu dediniz ama bizim utanacak da bir durum yok. 10 maç neredeydin kardeşim? 20 maç neredeydin? Sana bu parayı 5 maç 10 maç oyna diye mi verdiler? Bu maçı sana işte 38 tane maçı 40 tane 50 tane maçı oyna diye neyse Avrupa kupalarıyla beraber Türkiye kupasıyla beraber diye veriliyor. Sen çıkıp 10-15 tane maçla oynayıp da bizi utandıramazsın yani diye düşünüyorum. Gerçekten Koyta birazcık can sıkıyor. Bence ciddi anlamda külfet oldu takıma. Onay Seyhan 61. Hamsik hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Marek Hamsik bence Trabzonspor takıma gelmeden önce ben Filip Orozco ile Rizespor'da beraber oynamıştım. Filip Orozco bana direkt çok iyi oyuncu ama çok yaşlı demişti. 2 sene önce falan gelseydi size sizi şampiyon yapardı demişti Marek Hamsik'le alakalı. Şimdi baktığımız zaman bu sene de bizi şampiyon yapar Marek Hamsik. Çünkü gerçekten muhteşem bir karakter. Hani böyle şu arkadaki kadroyu görüyorsunuz değil mi? Hani bazen bana soruyorsunuz ya kim olsaydı bu kadroda? Ben gerçekten Marek Hamsik gibi oyuncunun şu kadroda olmasını isterdim. Evet orada Kolman'ımız var, Selçuk'umuz var, işte Engin Baytar'ımız var, Jaja'mız var ama Marek Hamsik'in ben şu kadroda olmasını isterdim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, muhteşem bir karakter. Takımdakilerin bahsetmesini, takımdakilerin konuşmalarından, gerekse de dışarıdan aldığımız bilgilerden Marek Hamsik mükemmel bir profesyonel olduğu söyleniyor ki bizim zamanımızda da Rigobert Song vardı. Marek Hamsik kadar takımı sahiplenmese de önemli bir değerdi, önemli bir liderdi. Kaptan değildi belki ama kaptanlık yapıyordu. O zaman Hüseyin abi kaptandı. Ama Rigobert Song da önemli bir değerdi. Keşke Rigobert Song da bize 200 sene önce gelseydi diye düşünüyorum ama iyi ki bir sene oynadı gitti arkadaşlar. Sonra formayı ben aldım çünkü öyle de bir detay var. İyi ki bir sene oynadı gitti. Benim için iyi oldu. Trabzonspor takımı için de iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynadığımız dönemlerde Türkiye Kupası, Süper Kupa, 2010 Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da birçok maç oynadık. 5,5 sene bunları sığdırabildim diye düşünüyorum. İyi, başarılıydık yani arkadaşlar. Yusuf 34, Forvet'e Cornelius mu, Giannini mi olmalı? Şimdi taktiksel anlamda hocanın tamamıyla oyun stratejisiyle alakalı. Bazı maçlarda Giannini oynayabilir, bazı maçlarda Cornelius oynayabilir. Mesela kapalı oynayan, sıkı savunma yapan takımlara karşı Cornelius daha başarılı olacağını düşünüyorum. Neden? Cornelius mesela Fenerbahçe maçında aldığı penaltı fizik gücüyle dönüp oyuncuyu mecbur bıraktı kendisine faul yapmaya. Top tutabiliyor, kafa hakimiyeti var. İndiriyor, yandan gelen toplarda mesela ceza sahasında mesela kapalı defansa karşı kenardan orta merkezden delemesin veyahut da uzaktan şut atman lazım. Canin'in taktiksel anlamda genelde sağa sola deplase oluyor ve arkalara koşuyor ama kapalı bir defansın arkasına koşmak çok zor olduğu için Cornelius tercihi yapılır ama bazı maçlarda Canin'i ile başlayabilir. Canin'i kanada atabilir. Bu tamamen hocanın stratejik hamleleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Videomuz sonuna geldim arkadaşlar. Çok fazla soru geldi ama elimden geldiğince seçtim çünkü videomuz çok uzayacak. Bayağı süre oldu çünkü. Çok fazla da uzun olmasını istemedim. Sıkılmanızı istemiyorum. Çok fazla hani mesajlarınız bana uzun olsun sabaha kadar dinleriz diyen arkadaşlarımız var. Allah razı olsun eksik olmayın ama o kadar da yapmayalım. Yine tadı damağınızda kalsın ki yarınki videomu bekleyin. İnşallah yarın Rizespor maçıyla beraber başlarız. Hafiften yavaştan gireriz Rizespor maç öncesinde. Muhtemel kadro sakatlarda son durum. Yarın inşallah konuşacağız bunları arkadaşlar. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrıca seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.